Münih güvenlik konferansı için Almanya'da olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önce Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Brent Slatla bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre iki bakanın görüşmesinde gazede yaşananlar ele alındı. İki tarafta refah yönelik bir harekatın ortaya yeni bir felaket çıkaracağını dile getirdi. Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Binstorm ile görüştü. Görüşmede İsveçli Bakan, NATO üyeliğine dair onay sürecinin Türkiye bakımından tamamlanması nedeniyle teşekkürlerini iletti. İsveç'in Madrid ve Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvelerinde verdiği tüm taahhütleri yerine getirmekte olduğu savunuldu. Görüşmede terörle mücadelede somut adımları ve yol haritasının görüşüleceği teknik seviyedeki toplantıların ve üst düzeyli ziyaretlerin takvimi ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da Münih'te kabul edildi. Bakanlık kaynakları Aliyev'in pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisini paylaştı. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önce Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Brandt Slotla bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre iki bakanın görüşmesinde Gazze'de yaşananlar ele alındı. İki tarafta refah yönelik bir harekatın ortaya yeni bir felaket çıkaracağını dile getirdi. Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Binstorm ile görüştü. Görüşmede İsveçli Bakan, NATO üyeliğine dair onay sürecinin Türkiye bakımından tamamlanması nedeniyle teşekkürlerini iletti. İsveç'in Madrid ve Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvelerinde verdiği tüm taahhütleri yerine getirmekte olduğu savunuldu. Görüşmede terörle mücadelede somut adımları ve yol haritasının görüşüleceği teknik seviyedeki toplantıların ve üst düzeyli ziyaretlerin takvimi ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da Münih'te kabul edildi. Bakanlık kaynakları Aliyev'in pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.